merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Melis. Ben Enes. Telefonlarımızda, bilgisayarlarımızda, hard disklerimizde, hafıza kartlarımızda veya flash disklerimizde bizler için çok kıymetli dosyalar olabiliyor. Ama bazen bu dosyaları kaybedebiliyoruz veya silinebiliyorlar. İşte biz de bu yüzden bu videomuzda silinen ya da kaybolmuş olan fotoğraflarınızı, videolarınızı, belgelerinizi veya proje dosyalarınızı geri getirebileceğiniz bir programdan ve uygulamadan bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Programımızın adı Disk Digger. Ben bu programı bilgisayarımda 10 yıldan fazla süredir kullanıyorum. Yani ne zaman hard diskimde, hafıza kartımda sorun yaşasam hemen indirir kurarım. Ve artık Google Play Store'da Android cihazlar için de yerini almış durumda. Yalnız Disk Digger şu an için Apple cihazlarda kullanılamıyor. Onu da baştan belirtmiş olalım ve mobil uygulamasını inceleyerek başlayalım. Uygulamanın şu an ücretli ve ücretsiz olmak üzere iki tane versiyonu var ama ücretli versiyon bile şu an 8 lira falan. Ki bunu da tek sefere mahsus veriyorsunuz. Yani illaki bir gün lazım olabilir, stoklayın, indirin, kaçırmayın derim. Kesinlikle. Evet, uygulamamızı indirdik, açtık. Zaten uygulama çok kolay. Evet, uygulamanın arayüzüne girdiğimizde tarama yapmak için Start Basic Photo Search butonuna tıklıyoruz ve ayarlara gidebilmek için çark şeklindeki o ayarlar ikonuna tıklıyoruz. Neden tıklıyoruz? Çünkü mesela ben 1 MB dosya boyutunun altındaki dosyaları görmek istemiyorum. Onlar gereksiz olabiliyor derseniz buraya minimum file size bölümüne 1 milyon yazıyorsunuz. Eğer belli bir tarih aralığındaki görselleri aramak istiyorsanız da programda minimum file date ve maximum file date seçenekleri var. Bunları işaretlediğiniz ve tarih seçtiğiniz takdirde sadece istediğiniz ve seçtiğiniz tarih aralığını taratabiliyorsunuz. Uygulama taramayı tamamladığında size bir uyarı mesajı gönderiyor. Ona okey diyorsunuz ve kurtarmak istediğiniz dosyaları tıklayıp recover tuşuna basıyorsunuz. Evet, bu aşamada 3 seçeneğiniz oluyor. Kurtardığınız dosyalarınızı herhangi bir uygulamaya aktarabiliyorsunuz veya telefonunuzdaki herhangi bir klasöre de kaydedebiliyorsunuz ya da herhangi bir FTP serverına da kaydedebiliyorsunuz. Evet, telefon uygulaması bu kadardı. Şimdi gelelim bilgisayarlara. Evet, bilgisayarlarda bu programı kullanmak için Windows veya Linux işletim sistemli bir bilgisayar kullanıyor olmamız gerekiyor ve programı indirmek için diskdigger.org sitesine gidiyoruz. Evet, siteye gittik ve buradan indir butonuna tıklıyoruz. İndir dedik. Burada da gördüğünüz gibi programımız RAR dosyası halinde bilgisayara iniyor. Bu yüzden bilgisayarınızda WinRAR gibi bir programa ihtiyacınız var. Ki bu da ücretsiz. Evet. Melis, programı açarken ben de size şunu söyleyeyim. Telefon uygulaması ne kadar kolaysa aslında bilgisayar programı da o kadar kolay diyebiliriz. Evet, programı açtığımızda bize ilk olarak hangi diski taramak istediğini soruyor. Ben 7 yıldır kullandığım fotoğraf makinemde kullandığım SD kartı seçeceğim. Sonra ileri tuşuna basıyoruz. Ve bize hangi türde aramak istediğimizi soruyor. Burada daha derin kaz diyerek daha iyi sonuçlar elde edebiliriz. İleri diyoruz. Sonra burada aramak istediğimiz dosya formatlarını soruyor. Ben genellikle bütün hepsi seçili geldiği için bunlara dokunmuyorum. Ne varsa Allah ne verdiyse arasın diyor. Yok, eğer siz derseniz ki ben belli türde bir format aramak istiyorum, JPEG'tir, MP3 veya MP4'tür, sadece o formatları seçerek de taramayı başlatabiliyorsunuz. Program taramayı tamamladığında kurtarılabilir dosyaları dosya türlerine göre ayrı ayrı görebiliyoruz. Mesela burada NEV, JPEG veya MOV dosyalarına ayrı ayrı bakabiliyoruz. Ayrıca dosyaları dosya boyutlarına ve tarihlerine göre de sıralayabiliyoruz. Ama bazı dosyaların tarihleri kurtarılamayabiliyor. O kadar çok dosya kurtarılıyor ama bu dosyaların isimleri kurtarılamıyor. Bu yüzden dosyaların ön izlemelerine bakmanız veya dosyaları açmanız gerekebiliyor. Ama bazen program öyle dosyaları kurtarıyor ki inanamazsınız. Hani dedim ya, ben bu hafıza kartını 7 yıldır kullanıyorum. 2015 yılında aldım ben bunu ve her çekimden sonra ben bunu mecburen formatlıyorum. Ama bir bakıyorum, ta 2015 yılında çektiğim birkaç fotoğraf da olsa kurtulmuş ya. Ama tabii ki üzerinden zaman geçtikçe, yani bu hafızaya yeni dosyalar eklendikçe eski dosyaların bulunma şansı azalıyor. Evet, sonuçlara göz attık ve kurtarmak istediğimiz dosyalara karar verdik. Şimdi sıra geldi dosyaları seçmeye. Seçimi nasıl yapıyoruz? Her dosyayı kontrol tuşumuza basılı tutarak yapıyoruz ki başka bir dosyayı seçtiğimizde diğeri seçimden ayrılmasın. Bütün hepsini birlikte seçebilelim. Evet, seçimi yaptık. Şimdi sıra geldi bunları kurtarmakta ama burada bir durum var.
Ya biz programın o lisansını satın alacağız ve rahat rahat özgür özgür bu dosyaları kurtaracağız. Ya da ücretsiz versiyonda her dosyayı teker teker kurtarmak için bekleyeceğiz. Evet, dosyaları seçtik ve seçili dosyaları kurtar butonuna tıklıyoruz. Şimdi size dosyaları kaydetmek istediğiniz klasörü soruyor. Yeni bir klasör de oluşturabiliyorsunuz. Oluşturalım. Yeni bir klasör oluşturduk. Kurtarılanlar diyorum. Evet, tamam dedik. Kayıt anahtarı gir diye bir ekran geldi. Buradan kayıtlı olmadan devam et diyoruz. Henüz satın almadık çünkü. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi her dosya için bu işlemi yapmak ve beklemek gerekiyor. Tekrar aynı şekilde aynı pencere geldi. Yine kayıtlı olmadan devam et diyorum. Yine biraz bekletiyor ve tekrar aynı pencere açılıyor. İşte bundan bahsediyorduk. Yani eğer program ücretsiz olursa her dosya için bu şekilde tek tek seçim yapmanız gerekiyor. Yani ücretsiz programı kullanıyorsanız eğer ben böyle dosyaları seçtim, hepsini kurtar dedim, bırakıp gideyim o hepsini kurtarsın diyemiyorsunuz. Evet, bu programda böyleydi. Biz bunu kullanarak çok işimizi hallettik. Hatta hiç unutamayacağımız anıları da bize sundu diyebiliriz. Evet, yani biz bu programı CD'lerde de denedik ama CD'de çok aynı verimi alamadık. Yani çok eski bir CD'de denedik. Pek iyi sonuçlar çıkmadı ama yine de başka zamanlarda çok işimizi gördü. Hatta bu program bize yakın zamanda iki acayip hikaye sundu. Onu da başka videoda paylaşırız belki sizlerle. Bu videoluk bu kadar olsun. O zaman daha fazla vakitlerini almadan ne diyelim? Hoşçakalın. Hoşçakalın.